Arkadaşlar selamlar. Videoya geçmeden önce ufak bir açıklama yapacağım. Mobile Legends'ın düzenlediği 100 bin elmaslık bir çekiliş var. Belli şartları var. Birkaç tanesini ben size söyleyeyim. Mobile Legends Bank Bank Türkiye YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. Bir videoları var. Linkini açıklama kısmına koyacağım. Gönderilerini beğenmeniz gerekiyor. Altına ID sunucu ve bir hashtag var. MLBB Nima Cup etiketiydi sanırım. Onu yaptıktan sonra çekilişe katılabiliyorsunuz. Elmas miktarı çok güzel bir miktar. 100 bin elmaslık bir çekiliş var. Katılmanızı öneriyorum. Altına açıklama kısmına linkini koyacağım. Katılabilirsiniz. Şansınızı denemelisiniz böyle şeylerde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar selam. Bugün kimi oynayacağım? TR1 tagı gelmiş ayın birinde bana. Sanırım birinde geliyordu değil mi? İşte bana TR1 tagı gelmiş. Biraz kimi oynayayım dedim. Uzun zaman önce çok güzel kimi oynuyordum hatırlarsanız. Şimdi de biraz oynayalım, takılalım. Elimden geldiğince hero ne kadar iş yapıyor, yapabiliyor mu, yapmıyor mu? Göstermeye çalışacağım, durumunu söylemeye çalışacağım. Şimdi buff'tan başlayacağım direktten. Bu maçı öyle yapalım dedik. Harry support yapacakmış. O yüzden dedim ki ben buff'tan başlayayım. Sen mid farmını al ki daha rahat ol dedim. Bu arada orman amblem girdim. Tek başıma orman döndüğüm için kimi de daha güzel oluyor. Orman amblem giriyorum. Çarp atıyorum. Fazladan 50 gold alıyor. Bayağı işe yarıyor bence o muhabbet. Şu Akdeniz'e doğru yaklaşıyorum. Onu da alıyorum. Sanırım bu maçta bayağı fazla farm atıyordum. Dakika 9'da 12k'ya yakın bir farmım vardı. O yüzden farmlamaya dikkat edebilirsiniz. Çünkü farm taktiği gibi bir şey de olabilir bu video. Tam bilmiyorum. Birlikte bakacağız. Tekrardan son vuruşumu çarpla yapmaya çalışıyorum. Eğer çarpla yaparsam fazladan 50 gold alıyorum her zaman. O yüzden benim işime geliyor. Temizliyorum her yeri. Fazladan gold aldığım için harika oluyor. Ulti ile elimden geldiğince Freya'yı dürtmem lazım aslında burada benim. Fakat Freya benim üzerime atladığı için normal tarayabiliyorum. Asmo da çekti. Freya'yı burada sanırım kesiyoruz. Aynen öyle. Arkaya doğru da Atlas'a atıyoruz bir tane. Atlas'a tutuyor fakat flash attığı için çıkıyor. Atlas'ın da geriye kaçacak bir yeri kalmıyor. Aslında öbür tarafa doğru devam etse belki kaçabilirdi. Bu taraftaki kulenin altına geldiği için biraz hata yaptı o. Ben farmlamayı kesmiyorum abi. Farmlamaya devam ediyoruz. Nereden ne koparabilirsek diye oynuyoruz. Burada Esmeralda hyper yapıyordu. Esmeralda'yı bayağı hasarlıyorum neredeyse. Çok az bir canı kalıyor ölmek üzere. Bizim Herit Veil'di sanırım Hero'nun ismi. O kadar az alınıyor ki Hero'nun ismini bile unuttum. Onu kesti arkada. Bana asist geldi. Güzel oldu. Benim volüm de çıkacak birazdan. Volümün çıkmasına doğru yakınında oynamam gerekiyor. Çünkü kimi de Blue aşırı önemli. Şöyle bir salladım tuttu fakat içeriye doğru giremeyiz. Ben ormanları tekrardan dönmeye çalışmam lazım. Farkındaysanız hiçbir ormanı boş bırakmıyorum. Gittiğim yerde her ormanı alarak gidiyorum. Pek de zaman kaybetmiyorum. Sadece işime geliyor. 50 gold daha aldım buradan. İkinci itemimi suzuk almaya karar verdim. Akdeniz'i de aldım. Bizimkiyle burada biraz hasarlıyoruz. Şöyle Esmeralda kaçar diye düşünüyorum. Fakat kaçmadığı için Esmeralda ölmüyor. Bıraktım orada hareket etmeyi. Esmeralda zaten ölecek diye. Esmeralda'yı kesiyoruz burada. 2-0-2 durumuna geçiyorum. Turtle'a da yavaştan yaklaşıyorum. Turtle'a da başlıyoruz. Turtle'da alırsam hem 70 gold öyle verecek hem 50 gold da fazladan verecek. Bayağı karlı olacak. Aynen dediğim gibi oldu zaten. Çok karlı bence. Orman amblemi kimi de çok karlı. Fakat kimi şu an çarp girdiği için kolay yakalanabiliyor. Onun dışında orman amblemi çok güzel oluyor kimiye bence. Özellikle çarp da zorunlu olduğu için. Atlas'ı iyi tuttum. Bizimki minyona Q attı fakat
Atlas heyecanlandı sanırım. Direkt flash attı. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Freya burada tek kaldı. Ona doğru döneceğim. Üzerimize atladı. Franco da ultisini attı. Ben arkadan tarıyorum. Freya da öldü çok güzel bir şekilde. Şuradaki küçük ormanlarını da alıyorum. Her çarp döndüğünde bir orman temizlemeye çalışıyorum ki amblemimin avantajını kullanayım. Fazladan gold alayım diye. Yetişebilecek mi burada ultim? Ultim yetişemiyor. O yüzden sallıyorum ben de. Şöyle Esmeralda'ya doğru döndük. Esmeralda da ölüyor. Üstüne Atlas geldi. Sıra ona geçti sanırım. Atlas'ı da kesebiliriz. 4300 farmım var. Dakika 4.50 falan. Dakikayla eşit gidiyoruz şu an. Fakat bayağı önde oynuyoruz. Burada Veil'i bayağı dürtüyorum. Sanırım ismi Veil'di. Tam onu hatırlamıyorum ama öyle olması gerekiyor. Bizim barış shutdown veriyor. Ah diyor kardeşim. Hemen buradan itiyoruz. Esmeralda'ya doğru dönüyorum. Esmeralda'yı tarıyorum. Esmeralda'yı da düşüreceğiz sanırım burada. Düz vuruşları da çok güçlü mutsuzluk aldığım için. Skill vuruşu da güçlü. Biliyorsunuz ki kimi bir buff yemişti. Kiminin durumu hasar kötü değildi. Charge girme zorunluluğu kimi kötü yapıyor şu an ve kolay fokus atan kahramanlar metada olduğu için mesela Alice oynaması zor değil fakat kolay fokus atabiliyor. O yüzden kimi gibi şampiyonları çok zorluyor. Yani kimi şu an oynanabilirliği tartışılır ama gücü bence tartışılmaz. Gücü gerçekten var. Burada çok güzel tutuyor Lunox'u, ben de tamamlıyorum. Atlas bize doğru dönüyor hafiften. Esmeralda geliyor. Esmeralda'nın ultisini doşuyoruz. Bayağı hasarlıyoruz burada. Umutsuzluk kimi de en iyi ikinci item, kimi de umutsuzluk bence. Çünkü hero'nun gücü o kadar fazla artıyor ki her item'dan daha fazla iş yapıyor umutsuzluk. Hibrit bir kahraman olduğu için her türlü işe yarıyor o item. Skill'de de yarıyor, normalde de yarıyor. Güzel oluyor. Umutsuzluk bence kimi de alınması gereken itemlardan birisi. Burada Freya'yı da kesiyoruz. Franco çekiyor orada. Bizim Helion harika oyun atıyor Freya'ya. Tapa doğru yavaştan dönüyoruz. Burada Lunox sarı moda geçiyor. Franco üstün hook yeteneklerini gösteriyor burada. Fakat yere düşüyor kankamızda. Yapacak bir şey yok. Burada Atlas'ı da düşürüyoruz. Lunox'u da. Esmeralda'ya doğru hafiften bir doç atıyorum. İçeriden taramaya başlıyorum. İçeride kalıyoruz. Şeyin üstüne, Veil'in üstüne biraz gidiyorum. Burada da Freya benim üstüme geliyor. Biraz yemliyorum gelsin diye. Öbür elemanı doğru atıyorum. Tutturuyorum. Fakat ölmüyor. Ölseydi çok güzel olurdu. Şu an durumumuz çok iyi. Normalde yakma alırdım. Fazla önde olduğum için kristal almayı tercih ettim. Bazen boyutlarımı değişiyorum. Oyun sonunda da orman itemini şeyle değişiyorum. Umutsuzlukla değişiyorum. İki umutsuzluk kullanıyorum kimi de ben. Daha mantıklı, daha güzel oluyor. Tabii ki oyun tarzınız benim gibi ise. Bazılarının oyun tarzı kendine göre farklı oluyor. Hedimizi de temizliyoruz. Küçük ormanları da alıyoruz. Bloğumuzu alıyoruz. Bakın dakika 7.59K farm var. Bu çarp muhabbeti ve girdiğim amblemden dolayı çok güzel gold kasabildim. Kimiye girilmesi gereken amblem şu an bu. Eskiden mage amblem giriliyordu. Çünkü mage amblem de çok fazla hasar veriyordu. Şu an girilmesi amblem gereken amblemin bu olduğunu düşünüyorum. Fight'a doğru yaklaşıyorum. Bizimkiler shutdown veriyor. Burada kuleleri açmaya çalışıyorum. Minyonları temizliyorum. Burada Freya'ya doğru tarıyorum. Freya bayağı hasar yiyor. Ultiyle de tamamlamaya çalıştım. Bazen bug'a giriyor kimi ultisi. En üstten izliyor insanları. Burada çok güzel bir şekilde Atlas'ı dodge'lamışız. Ondan sonra çok fena hasar veriyoruz. Direkt tek yiyor. Alana giren herkes tek yiyor. Freya'yı da temizledik. Burada öbür V'yle de ulti attım. O da yok oldu. Lunox da mor moda geçti. Lunox'a doğru taramaya başladım. Lunox da düşecek sanırım. Lunox da düştü. 3'te 3'ümü attım burada. Dakika 9. 11.500 farm var şu an. Atlas'a doğru devam ediyorum. Atlas'ı düşürebilecek miyim?
Atlas'ı burada bizim Elian alıyor. 12.08 dakika 9 yaklaşık 12K'ya yakın farmımız vardı bu maç. Ama orman item'ından kaynaklı. Orman item demişim. Orman hamleminden kaynaklı. Hem de biraz önde olduğumuzdan kaynaklı. Diğer maç da aynıydı. Diğer maçın da farm durumu bayağı iyiydi. Diğer maça geçmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selamlar. Bu sefer gene kimi aldım? Yanımda Kufra var. Aslında da TR4'müş kahramanda. O da aldı. Ben de TR1 kimi oldum. Biliyorsunuz ki benim oynadığım her kahramanda TR2 falanım. Sebebi ise 5-5'çilerin oynaması. Bu kimideki 5-5'ci arkadaş sanırım ve oyundan banlandı veya oyunu oynamıyor. O yüzden TR1 bana kalmış. Ben de bunu kutluyorum. Bankta rakiplerime karşı alıyorum. Bu maç oynaması gerçekten zor bir maç. Çünkü Natalya var, Link var, Hilda var. Cyclops tutarsa sıkıntı yaratabilir. Chang'e uzaktan bize karşılık verebilir. Güzel oynamamız gerekiyor. Çok fazla fokus olduğu için bize problem olacak pikler var rakipte. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım elimizden neler gelecek. Bu maç mid'den başlamayı düşünüyorum. Çünkü daha mantıklı olacaktır. Eğer mid'den başlamazsam biraz sıkıntı yaşayacağım. Burada minyonları temizliyoruz. Hilda direkt bakın üstüme koşmaya bile başladı. Bayağı hasarlıyoruz Hilda'yı burada. Üstüne takım arkadaşlarını da hasarlıyoruz. Flash'ını atıyor. Normalde flash'ı atamazdı ama Kufra yediği nerf'ten dolayı atabildi. Bizim çivi arkada Hilda'yı tamamlamış. Hilda'yı tamamladığı için asistimizi de aldık. Dakika birden. Burada Link buff'ını almış fakat Cyclops'un açığını gördük ikimiz de. Direkt Cyclops'a doğru devam ediyoruz. Onu kesebiliriz diye. Burada elemanı indiriyoruz. Bizimki saf basıyor. Sonra az daha zor kurtuluyor, ölecekti. Burada bizimkinin minyonlarını almayacağım. Gerek yok, ihtiyacım yok. Minyonlarını almayalım çocuğun. Belli gold her yerden fazla almak çok mükemmel bir şey ya. Sanki bir küçük orman yanında hediye gibi oluyor. O kadar güzel ki benim hoşuma bayağı gidiyor. Ormanları elimizden geldiğince alıyoruz, temizliyoruz zaten. İlk belli bir dakikalar minyondan az XP aldığım için 50 dakikalar ormanı temizliyorum. Boş buldum da midi temizliyorum. Çarpım buna da dönecek. Yanında bir küçük orman hediyesi verecek bana oyun. Hop, onun hediyesini de aldım. Burayı da temizliyorum. Orman item'ı direkt fullleyeceğim ben. Hilda zorluyor. Hilda'yı başta düşürdüğümüz için şu an bana problem olmuyor. Kolay kolay ormanlarımı dönüyorum. Kolay kolay her yeri alıyorum. Duyu da aldım. Double buff oldum. Seviye 5 oldum. Burada dürtüyorum herkesi. Alıyorum minyonları. Şu an 5 seviyeyim. Normalde olmasından daha erken. Burada Chang'e bizden kaçmaya çalışıyor. Arkasından Link geliyor. Link'e de biraz hasar veriyorum. Hilda'ya da biraz hasar veriyorum. Arkada Chang'e'yi doğru atıyorum. Fakat Chang'e doşuyor onu. Chang'e'yi çarpsaydı bayağı sıkıntı yaşayabilirdi. Base atmak zorunda kalırdı. Vurup vurmadığını sesten veya alttaki enerjiden anlayabiliyorsunuz kimi de. Zaten vurursa enerji patlama yaşıyor. Birden fazla oluyor enerji. Burada Link'e doğru biraz agresiflik yapmayı düşündük. Fakat direkt duvarın üstünden çıktı gitti Link. Yavaşta Turtle'ın yakınında oynamamız gerekiyor. Çünkü Turtle da çıkacak. Link'in burada Blue'su var. Kimiyle çarp atmak çok zor aslında ama kaçırmıyorum. Alıyorum Link'in Blue'sunu. Chang'e de bu ulti atıyoruz. Chang'e doğru tarıyorum. Chang'e burada sanırım düşüyor. Aynen öyle. Burada oyunun bug'a girdi. Her yerden bir şey tarıyor. Her yerden bir şey çıktı. Harita açıldı durduk yere. Bazen bug oluyor oyunda. 7 saniye sonra çarpım dönecek fakat Link'in şeyi olmadığı için, blue'su olmadığı için hızlı hızlı gelip çalabileceğini düşünmüyorum ben. Burada hemen alıyoruz ormanları falan. Ben direkt dönüyorum ormana. Midi temizledikten sonra 50 şar gold hediyemi de almayı ihmal etmiyorum. Red buff'ım da çıkacak zaten.
Red buff'ımı da alıyorum. Natalya bizimkileri düşürüyor. Kufra beni çağırıyor, gel diyor. Çenge'ye doğru dönüyorum. Çenge'yi burada kesebiliyor muyuz? Üstüne Hilda geliyormuş. Bir fokusu değiştim, Hilda'ya verdim. Madem sen ölmek istiyorsun dedim, Hilda'yı kestim. Burada Ling'i de keserdim. Fakat Natalya geldi. Aralandım ben. Ben ölüyorum abi burada. Ben öldüğüm için de katakulleye gidiyorum. Selamlar tekrardan. Artık böyle bir karar aldım. Ölme ekranında sizi bekletmek yerine yaşadığım anları yapacağım. Belki videolarımı artık maçlardan çıkan güzel anları yaparım. Belki rotasyonları bile kapatır. Güzel anları yapabilirim. Belli olmaz. Burada Çengi'yi biraz yakalıyorum. Bayağı hasarlıyorum onu. Benim bloğumun çıkmasını da bekliyorum. Çengi kalkan moduna geçmeden bana ultisini atıyor. Biraz saçma oluyor. Burada burayı alıyoruz. Blue buff'a doğru dönüyorum yavaştan, onu da almaya çalışıyorum. Link arkadan geliyor mu bu maç? Yok, gelmiyormuş. Alıyoruz bunu. Bizimki de Natalya'yı buluyor ultisiyle. Hilde'yi biraz hasarlıyoruz. Hepsi şu an bizden uzak oynadığı için pek bir şey yapamıyoruz. Yapabileceğimiz şeyler midi ormanı falan temizlemek oluyor. Fight olursa fight'e katılmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Turtle çıktı. Turtle alıyoruz. Çarpım da dönecek. Fazla da 50 gold'luk bir hediye gelecek burada. Aynen öyle. Cyclops'a doğru bir ulti atıyorum. Aynen. Cyclops'ta bayağı yarayacağım gibi bir hasar yiyor. Mid kuleyi düşürmemiz gerekiyor burada. Mid'e biraz baskılı oynuyorum. Minyonlar temizler diye çıkıyorum. Minyonlar temizleyebiliyor mu bilmiyorum. Burada Ling'in bedenini çalmaya çalışıyorum. Fakat son saniye çıktığı için bir şey yapamıyorum. Ling bana agresif yapıyor. Kosra üzerime doğru fırlatıyor. Ama Cyclops onu tuttuğu için çoğu nerfinden dolayı bir şey yapamıyor. Arkada Hilda var. Ona da Nata geliyor bu sefer. Nata'yı da tarıyoruz. Nata da düşüyor. Chang'e doğru dönüyoruz. Chang'e kaçacağını bildiğim için hiç uğraşmıyorum ona. Ulti ile gördüğüm birini hasarlamaya çalışıyorum. Tam yanından geçiyor. Eğer Asma'ya vurmasaydı duruş yerine, devam etseydi yerde benim skinimi. Öyle yaptığı için kaçabildi. Burada elimden geldiğince hasarlıyorum. Aynen, ikisini de düşürüyoruz burada. Kimin hasarı 10 numara, fakat yeri ve zamanı var. Çok fazla fokus hero'su olduğu için vahşi güç zırhı alınıyor kimye def itemi olarak. Ben eskiden ikinci item bile alabiliyordum oynarken. O item kimi de def itemidir. Onun dışındaki itemların kimi de iş yaptığını pek görmüyorum. Ormanlarımız dönüyoruz. Farm durumu hala çok iyi. Bizim dakikayla çift farma sahibiz. Tabii maçların zorluğuyla da biraz alakası var. Fakat maç en zor maç olsa bile eğer normal oynayabilirsem yine böyle farm atarım. Çünkü hero aşırı hızlı orman dönebiliyor. Ling'e doğru dönüyoruz yavaştan. Hem Blue'sunu hem kendini alıyorum burada. Kufra çok iyi tutuyor. Hilda'yı da hasarlıyoruz bir miktar. Bizimki de Cyclops'u indiriyor. Bayağı rahat oluyoruz ya. Bu maç bayağı rahat geçiyor. Kuleyi tarıyoruz. Kuleyi düşürebilirsek çok güzel olacak. Item da bitti zaten. Burada Chang'e doğru zorluyorum. Chang'e son canlı çıkıyor. Fakat sniper aynen öyle. Kaçış yok kardeşim, yakalarım. Hilda'yı da düşürdükten sonra kuleye vurmaya devam ediyoruz. Burada maç bitiyor mu hatırlamıyorum, bir bakayım. Zorluyoruz içeriye doğru. Belki yukarıya doğru kaçmıştır diye düşünüyorum. Fakat oraya doğru kaçmadığı için enerjimiz artmıyor. Eğer maçta öndeysem kan kanatları alıyorum. Kan kanatları ve kutsal kristal alıyorum. O kadar fazla tanki oluyor ki çağırıp hem hasarlı oluyor hem tanki oluyor. Hem vahşi güç zırhı aldım. Ya 10 numara bence. Bayağı beğeniyorum. Çok iyi oluyor. Anata no subete o
Arkaya doğru ulti girişiminde bulunuyorum ama Cyclops önüme düşüyor. O da haritaya bakmıyordu sanırım. O da düşüyor. Onu da kesiyoruz. Çange de burada. Surrender veriyorlarmış zaten. Çange'yi de kesiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız like atabilir, abone olabilir, yorum yapabilirsiniz. Bunlar bana bayağı destek yapıyor. Hasar ekranında bir açalım bakalım. Ben size bir veda edeyim daha sonrasında. Hasar ekranı 817.10.3. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.